Tapınakçılar tarikatı işte bu kutsal topraklarda, Kudüs'te doğdu. Tarikatın kurucuları, Kudüs'teki Haçlı Kralı'nın büyük desteğini gördüler. Kral onlara çok kutsal bir yeri hediye etti. Eskiden Süleyman Tapınağı'nın inşa edildiği tepeyi. Hazreti Davud zamanında yapımına başlanan tapınağın inşası, o ölünce oğlu Hazreti Süleyman'la devam etmişti. Zaman içinde yıkılan bu tapınağın arazisi üzerinde Yahudi kral Herod tarafından yeni bir tapınak inşa edildi. Bu ikinci tapınak da milattan sonra 70 yılında Roma İmparatorluğu tarafından yıkıldı. Romalılar Yahudilere karşı büyük bir saldırı başlattılar ve onları bölgeden sürdüler. Aradan 1000 yıl geçti. Her ne kadar artık tapınağın yerinde Müslümanların inşa ettiği Mescid-i Aksa yer alsa da, bu bölge eski Yahudi gizemciliğinin derin izlerini taşımaktaydı. Tapınak şövalyeleri eskiden Hazreti Süleyman Tapınağı'nın bulunduğu tepeye yerleştiklerinde, burası onları derinden etkilemişti ve araştırmalara başladılar. Bu araştırmalar onları eski Yahudi inancının merkezine, gizli geleneklerinin özünü içeren kalıntılara götürdü. Antik Yahudi inancının pagan yani putperest yönünü oluşturan bir öğretiyle tanıştırdı. Kabala. Kökeni eski Mısır'a dek uzanan Kabala, binlerce yıldır her türlü büyü ritüelinin gizli ve karanlık bilimin temelini oluşturur. İşte bu topraklarda etkisinde kaldıkları bu mistik öğreti, tapınakçıların inançlarını ve yaşam biçimlerini yeniden şekillendirmişti. Her ne kadar dışarıya karşı savaşçı Hristiyan keşiş görünümünü sürdürseler de, kendi içlerinde gizliden gizliye kabalist felsefeyi ve yaşam biçimini benimsemişlerdi. Masonluğun en tanınmış isimlerinden biri olan Büyük Üstad Albert Pike, Ahlak ve Dogma adlı kitabında tapınakçıların gerçek amacını şöyle açıklamıştır. Tapınakçıların ilan edilen görevi, kutsal yerleri ziyarete gelen Hristiyanları korumaktı. Gizli amaçları ise Süleyman Mabedi'ni yeniden inşa etmekti. Tapınakçılar en baştan beri papalığın ve onun krallarının egemenliğine karşıydı. Amaçları zenginlik ve güç elde etmek ve gerekirse savaşarak kabalistik dogmayı yerleştirmekti. Tapınakçıların örgütlenmelerinde çok katı bir emir komuta zinciri hakimdi. Her şey tarikatın malıydı. Evlenmek, ev sahibi olmak, akrabalarla iletişim kurmak kesinlikle yasaktı. Sadece üzerine kırmızı haç işlenmiş beyaz elbise giyerler, hiç temizlenmezlerdi. Amblemleri aynı ata binmiş iki süvari figürüydü. Kardeşlik simgesi olarak öne sürdükleri bu amblemin aslında daha gizli bir anlamı vardı.
Yaygın inanışa göre bu sembol, tapınak şövalyelerinin özel yaşamlarının sapık bir unsuru olan eşcinselliklerini simgelemekteydi.